oluyor? Vahşi köstebek, bir şey söylesene. Arda, cevap versene. Hayalet, hayalet. Anne! Arda, niye heykel gibi duruyorsun? Çıksana dışarı. Arda, ne oluyor? Ayağına bir şey mi oldu yine? Arda, konuşsana. Onun yerine ben konuşayım isterseniz. Siz burada mıydınız? Evet yavrucuğum. Burası benim mekanım. Ama asıl soru şu. Sizin burada ne işiniz var? Sen nasıl buldun beni? Elçe, konuşuyor, iyi dinle. Geliyor nasihatin kralı. Acımak yok, yok. Affetmek hiç yok, yok. Aman yerine vur bir tekme. Yek, düse, can, elçe. Yek, düse, can, elçe. Yek, düse, can, pençe. Yek, düse, can, demek dayım bana güvenmiyor, öyle mi? Yok öyle bir şey. Yok mu? Bu ne o zaman? Beni takip etmiş işte. Aslansın Cenk, kaplansın Cenk. Hepsi yalanmış. İlk yalanı sen söyledin. Yanlış yaptın. Ne oldu? Ne gülüyorsun? Göreceksin. Çaylar geldi. Sağ ol hayatım. Afiyet olsun. Bence çok güzel olacak. Ne? Kitap kafe tabii ki Salih. Yarın kira için dükkan sahibiyle görüşmeye gideceğiz ya. Unuttun mu? Yok yok, unutmadım. Unutmadım da ya, kafam dalgın biraz bir şeylerle. Kim o? Yine kötü bir şey mi var? Zaman bozandığı şirketini araştıran arkadaşım. Ay hadi bismillah. İnşallah bulmuşlardır. Alo. Salih merhaba. Bu harp denen şirketi sormuştum. İzini buldum. Evet, kim varmış arkasında? Ne? Nerede bunlar ya? Tabii ki beni beklemediniz. İnşallah başınızı belaya sokmamışsınızdır.
Senin burada ne işin var? Hiç. Arkadaşlarıma bakıyordum. Senin burada arkadaşın yok. Hayırdır Cenk? Hayalet görmüş gibisin. Bir terslik mi var? Evet. Anlaşılan biri senin canını fena halde sıkmış. Bak, beni arkadaşın olarak görmüyor olabilirsin. Ama eğer bana derdini anlatırsan elimden gelen her şeyi yaparım. Gerçekten. Benim derdim. Seni ilgilendirmez. Yine de sağ ol. Delikanlı çocuksun. Mavi Oya'ya git. Aradığın şey orada. Siz konuştunuz. Bu ilk sürprizinde. İkincisi seni orada bekliyor. Dediğim gibi arkasında kim var bulamadım. Harp şirketi 70 yıl önce kapanmış. Resmen böyle bir şirket yok. Tamam, arayacağım ben seni sonra. Hoş geldiniz. Merhaba. Çocuklar hayırdır? Ya, ben şöyle açıklayayım durum isterseniz. Sizin pek kıymetli öğrencileriniz burayı. Yani pek kıymetli okulunuzu bizim öğrencilerimizin dağıttığını düşünüp... Bakın buranın altını böyle kalın böyle çizgide çiziyorum. Yanlışlıkla ve maalesef izinsiz olarak bizim kulübe girmişler. Nasıl yani? Ya ben de bir kaza olmasın diye onları kendi ellerimle buraya getirdim. Kusura bakmayın, ben onlarla gereken konuşmayı yapacağım. Ya yo. Lütfen onlara kızmayın. Ben de bir eğitimciyim. Buna asla izin vermem. Baksanıza şunlara. Baksanıza ya. Kanları kaynıyor resmen. Enerji fışkırıyor her yerlerinden. Ama bir de bu enerjiyi doğru yere harcasalar değil mi? Ne gibi? Malum, alp oyunları yaklaşıyor. Anne, baba ne oluyor? Heh, İskender. Senin de geldiğin çok iyi oldu bu arada. Gel, sen de duy. Çünkü çok güzel bir teklifim olacak. Nedir? Sare Beyciğim. Bakın görüyorsunuz, bunlarla başa çıkamıyoruz. Çok yaramazlar. Diyorum ki, şöyle bir adil çözüm mü bulsak? Yapma! Bu var ya bu var ya, hiçbir işe yaramıyor. İskender'in bütün güçleri olduğu gibi duruyor. Bir de geçmiş karşıma, yardım edeyim mi diyor. Delireceğim. Cenk, ver şunu! Heh, bırak. Paramparça edeceğim bunu, paramparça edeceğim. Şimşokmuş. Adın da Mehmet. Esin Hanım. İyi misiniz? İyiyiz. Biz şakalaşıyorduk da. Siz buyurun, kime gelmiştiniz? Efsun Hanım'a. Pardon. Yok, asıl ben pardon. Ben şey için gelmiştim. Ne için diye. Efendim, bendeniz şu Mavi Ay Spor Okulu'nun dağıtılmasıyla alakalı ufacık, minnacık ve de zararsız bir soruşturma için rahatsız etmiştim. Bu da sizin için. Savaş Bey. Heh. Siz soruşturmalarınızı Gül'le mi yapıyorsunuz? Aa, yok. Gül benim iyi niyetimin nişanesi olarak... Kabul buyurursanız tabii.
Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. He. Efsun hocam bu tür sululukları pek sevmiyor. Çık. Aa. Konuştunuz? Çık dedim. He. Kızdınız. Oldu o zaman. Artık hiçbir şey yapma. Ya şimdi bu alp oyunları için biliyorsunuz. Pençe ve mavi ay takımları arasında böyle bir gerilim var. Böyle bunlar sürekli böyle dövüşüyorlar falan bir şeyler yapıyorlar yani. Ha, acaba diyorum böyle kuralları olan bir mücadele mi yapsak acaba? Hı? Odan biraz daha konuşursa ben bayılacağım. Ya Sade'de gelseniz teklif diyordunuz. Ha, gelelim gelelim tabii ki. Ez cümle bu turnuvaya hazırlanmak için acaba kendi aramızda kasaba içi bir turnuva mı düzenlesek? Turnuva. Pençeli bizim aramızda. Şimdi en civcivli yeri geliyor ama. Dinleyin bir beni. Şöyle ki bu turnuvayı kazanan oyunlara direkt katılsın. Kaybeden de... kulübü kapatsın. Mantığı hiç anlamadım bu tanıyım. Ben de anlamadım. Ben de bir şey anlamadım. Yavrucuğum, bunu da anlamayacak ne var? Siz birbirinizi yemeyin diye kuralları olan bir mücadeleye sokuyorum ben sizi. Biz bir düşünelim, sonra size bildiririz. Ha? Tabii canım, düşünün düşünün. Yarına kadar düşünün. Ne demişler? Sağlam düşüncelerden güçlü davranışlar doğar. Shakespeare. Aynen, o işte. O zaman sizi düşüncelerinizle baş başa bırakıyorum. Memnun oldum. Görüşürüz. Ha! Unutma daha söyleyeyim. Bu turnuvanın bütün masraflarını bizzat kendim üstleniyorum. Öyle de mükemmel biriyim işte. Görüşürüz. Bu neydi şimdi? Bu mudur cidden? Ya büyük planı bu mudur yani? Turnuva. Ben hayatımda böyle saçma bir şey duymadım. Yok ya. Senin planların çok mantıklı çünkü. İyi de ben İskender'in süper güçlerinin olup olmadığını anlamaya çalışıyordum. Ama senin bu turnuvayla ne yapmaya çalıştığını hiç anlayamadım. Dayıların en gizemlisi. Anlayamazsın. Çünkü düşünmüyorsun. Seni defalarca uyarmama rağmen düşünmeden hareket ediyorsun. Oysa ki ben düşünüyorum. Öyleyse varım. Descartes. Aynen. Allah'tan bilgilisin de oradan yırtıyorsun yeğenlerin en itaatsizi. Sana çok kırgın ve kızgınım. Haklı. Yok yok. Yok. Yalnız gitmezsem size zarar vereceklerini söylediler. Salih biz bunu nasıl fark etmedik? Fark etseydik bile İskender zaten yaptığını çoktan yapmış olacaktı. Fakat İskender, kardeşim olmasan vallahi gıcıklık yapıyor diyeceğim ha. Ne zaman bir macera yaşasak adamın maceraları bizimkinden daha büyük oluyor ya. Aynen. Çünkü İskender'in hikayesi bizim casusluk hikayemizi döver, net. O konunun üzerinden atladığımı da düşünmeyin. Büyük bir hata yaptınız. Üstelik sizi uyarmış olduğum halde. Niye laf dinlemiyorsunuz? Hocam çok üzgünüz. Hocam Allah rızası için kurtarın bizi. Vallahi casusluğa tövbe edeceğim ben. Salih'cim, görüyorsun çocuklar çok pişman. Şu an bizim asıl konumuz zaman bozanlar. Baksana dibimize kadar girmişler.
Kim bilir şu an bile ne sinsi planlar peşindeler. Sinsiler ya. Turnuva? Ne olmuş turnuvaya? Dayıların en merhametlisi. Ve de en yüce gönüllüsü. Sen biricik yeğenine, artı zaman bozanların varisine, artı zamanın çocuğunu yenecek olan kahraman öğrencine kıyamazsın ki. Allah'ım benim. Ayrıca sen böyle trip atmak gibi boş işlerle uğraşmayacak kadar meşgul ve de planlı bir insansın. Ben bile kendimi bu kadar güzel ifade edemezdim. Aferin. Yeğenlerin en hınzırı. Artık planı anlat. Evet. Sevgili yeğenim. Şimdi sana bu turnuvanın bize neler kazandıracağını anlatacağım. Bu taş turnuva sevgili yeğenim. Bunlar da bir taşla vuracağımız üç kuş. Kuş mu? Evet. Bir, düşmanımızı sürekli yanımızda tutacağız. İki, böylelikle zaman makinesinin bedenimizin nerede olduğunu öğrenebileceğiz. Ve de üç, düşmanımızı hileyle yenip onların özgüvenlerini paramparça edeceğiz. Düşmanımızın hiçbir cephede zafer kazanmasına izin vermeyeceğiz. Anlayabildin mi yavrucuğum? Dayı, sen var ya, kurnazlıkta bir dünya markasısın. Bana güven. Hepsini dümdüz edeceğim. Turnuvayı ne yapacağız? Adam yarına cevap bekliyorum dedi. Ya Sinan, biz neredeyiz, sen neredesin? Gerçekten Sinan ya. Onu düşünürüz ama bundan sonra kimse benden habersiz bir şey yapmaya kalkmayacak. Her ne yapacaksak iki defa düşüneceğiz, anlaşıldı mı? Sen de gözünü kitaptan ayırma. Bazıları üç kere düşünse de sonuç değişmeyebilir hocam. Oh. Oğlum! Ama ne yapıyor? Yarın sabah rahat ayakkabılar giyin. Sizi biraz zorlayacağım. Ben de seni bayağı zorlamışım anlaşılan. Ama sen de tam gününde pes ettin ya. 18 yaşıma kadar açmayacaktım o kumbarayı ama... bugün açacağız gibi görünüyor. Yapacak bir şey yok. Eve kadar idare et bari emektar. He? Ne dersin? Geleceğimi arıyorum resmen ya. Bugün de böyle atlattın Asya'cığım. Bakalım sonra ne yapacaksın? Temrenli'nin
en bezgin pençeleri. Pandaları bile sizden daha atletiktir. Dik durun. Pençe konuşuyor, iyi dinle. Geliyor nasihatin kralı. Acımak yok, yok. Affetmek hiç yok, yok. Çek karnını. Omuzları kaldır. Siz böyle. Bu duruşla çöp bile atamazsınız. Sen. Ve sen. Geç. Yek. Dü. Se. Can. Beç. Sen mi yayı çekiyorsun, yay mı seni çekiyor belli değil. Bu nasıl ok atmak? Geç. Bana bakın. Mavi ayın iyi olduğu tek şey okçuluk. Eğer onları geçemezseniz karışmam. Attığınızı vuracaksınız. Pelin, Bora. Üzgünüm Pembiş. İttifak kurmuş olabiliriz. Ama bu konuda senden bayağı iyi. Göreceğiz bakalım. Yek! Dü! Se! Car! Fena değil. Nasıl oldu bu? Günde 300 atışla. Senin anlayacağın Haluk Hoca'nın en sevdiği şeyi yaptı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Sana bir şey söylüyor, saldır yardır acıma diyor. Rakibine merhamet, bize ihanet. Kazanmanın yolu buradan geçiyor. Tek, sen, tan, önce. Tek, sen, tan, önce. Asya'ya gıcıklığından okçuluk şampiyonu olacaksın ha. Aferin. Sizi boşuna pençezen yapmamışız. Bu turnuva çok önemli. Şımarmak yok. Haluk Hoca'nın en sevdiği şeye devam. Sen hiç merak etme Cenk. Öfkeyle kalkıp kazançla oturacağız. Öyle değil ama neyse. Bir şey soracağım. Sen Mavi Ay'ın turnuvaya katılacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Başka şansları yok. Görürsün. Asya! Ayakkabılar yıkılıyor yalnız. Kumbaram da öyle. Efendim? Yok bir şey. Sizi bilmem ama ben bu turnuvanın lüzumsuz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Katılıyorum. Onlar adil dövüşmeyi bilmezler. Bence eğlenceli olabilir de. Ben bütün masrafları ödeyeceğim demesine bir yükseldim. Ben de bizi affetmesine yükseldim. Bu adam iyi mi kötü mü ben bir türlü anlayamadım arkadaş. Daha dün hocalarının sözünü dinlemediği için başı derde giren çocuklara göre bayağı neşelisiniz. Az kalsın başını belaya sokacak olanlar da var tabii.
Bakın buraya. Burada saldırıyı değil, savunmayı öğreneceksiniz. Su öfkelenmez. Su korkmaz. Her girdiği kabın şeklini alacak kadar yumuşak, dağları delecek kadar sert olacaksınız. Hocam ya, siz anlatırken dövüş bile kulağıma güzel geliyor. Biliyorsunuz ben dövüşten pek hoşlanmıyorum. Ama her kız kendini savunmayı öğrenmeli. Kesinlikle. Hocam iyi diyorsunuz, hoş diyorsunuz da dans ederek mi kendimizi savunacağız? Çünkü böyle ancak rakibimizi güldürerek etkisiz hale getirebiliriz. Dans ederek mi? Geç bakalım. Saldır bana. Hocam. Saldır oğlum. İyiymiş. Bir daha yapalım. Formunuz mükemmel olana kadar vuruş çalışmak yok. Önce mükemmel olmalısınız. Hadi bakalım. Merak etme kardeşim. Sabreden Sinan, muradına kavuşur inan. Haydi. Adım adım gidelim. Önce sol. Sol blok. Sağ ayağı geri çekerken sol blok. Yarım daire. Şimdi sağ blok, aynı şekilde. Kol indirme. Bir, iki, üç. Bravo. Olacak Elif. Şimdi hızlı. Sol. İkinci hareket, üçüncü hareket, üç kademe. Kolunu aç, it, vur. %8 mi? Fiyasko, rezalet. Bana bak Elisun, ben bunun keyfini bekleyemem, tamam mı? Bir an önce zaman makinesini ele geçirmemiz lazım. Araştırmanı yaptım ben. Bu mu ekibin beyni? Ne yapmış? Yapay zeka alanında uzmanlık. Tüm fizik ödülü geç. İzafiyet ve parçacık fiziğinde yetkinlik. Aman be. Ben bundan daha zekiyim. Bunun aldığı eğitim ben alsaydım uzay mekiği yapardım zaten. Geç bunu. Başka. Dur. İşte aradığım şey. Ekibin safı. Bana bak Efsun. Bununla dost olacaksın. Kanka olacaksın. Hatta en yakınındaki olacaksın. Ve sonra tüm sırlarını öğreneceksin. Çık.
Onları her yerden kuşatacağız. İskender'i avucumuzun içinde tutacağız. Ve dedeme ne olduğunu öğreneceğiz. Tabii ki de zaman makinesini de. Öne. Dengeli bas. Dengeli. Ters yaptın. Düzelt, dengeli bas. Hocam, alınmaca gücenmece yok ama geri sarmış gibi olmadık mı? Biz zaten dövüşebiliyoruz. Alınmaca gücenmece yok Asya'cığım ama sizin yaptığınız dövüş falan değildi. Siz sadece içgüdülerinizle savaşıyordunuz. Sizin yaptığınız bildiğiniz sokak kavgası yahu. Ya o bize yetiyordu hocam. Sokakta yetebilir ama ringde yetmez. Burada dengeyi öğreneceksiniz. Denge sadece bedenle alakalı bir şey değildir. Tehlikelere karşı bedeninizle birlikte ruhunuzla da mücadele edeceksiniz. Yakında alt dövüşleri var. Ringde denge önemlidir. Arda'cığım, lütfen benim dengemi bozmayınız. Olur mu? Daha çok yolumuz var desenize. Baba, alp oyunları demişken Pençe'ye artık bir şey söylemeniz lazım. Yani turnuvaya katılıp katılmayacağımızla ilgili. Sen ne diyorsun? Ben Haluk Bey'in söylediği kadar iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Ama yarışacak olan sizlersiniz. Dolayısıyla karar sizin. Selam. Merhaba. Ben geldim. Kolay gelsin. Salih, kusura bakma, bölüyorum ama arkada dükkan sahibi bekliyor, konuşmamız lazım. Ha, biz kira konuşacaktık. O zaman ben gidiyorum kira konuşmaya, siz de kararınızı verin. Fikri hocam, biz de gidelim. Gidelim. Gidelim Savaş hocam. Aman bir şeyden eksik kalmayın. Pazarlık yaparız. Çocuklarım, görüşürüz. Evet. Benim kararım belli. Sizinkiler ne? Ne yapıyorsunuz? Üşüdük. Pençe üşümez. Titrek pençeler. Buraya bakın. Duruş bu. Tutuş da bu. Gözlerinizi dört açın. Bundan sonra gördüğünüz her şeyi varlığından dahi şüphe ettiğim beyinlerinize kaydedin. Bu ne şimdi? Davetsiz misafirin davetsizce odaya giren çocuğu diyebiliriz. Hayırdır? Oynamaya mı geldiniz? Yoksa ders almaya? Bize ikisi de uyar. İkisi de değil. Dayın kararımızı bildirmemizi istemişti. Onu söylemeye geldik. Tamam. Dinliyorum. Söyledik zaten. Okuyun. Getirin. Tuhaf bir iletişim yönteminiz var. Olaya biraz heyecan katalım dedik. Fena mı? Bundan sonra sizinle kavga etmeyeceğiz. Çünkü hile edeni sevmezdik.
Biz size el uzatırız, sizse bize pençe. İyiliğin yolunda bu değil, geçer akçe. Akçe ne ya? Kendine serçe mi, pençe mi dersin, turnuvaya katılmamızı çok beklersin. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz biz. Sizinle alp oyunlarında görüşeceğiz. Eğilmez bükülmez dengedeyiz biz. Siz hepiniz bir mavi ay etmezsiniz. İyi o zaman, biz kaçtık. Kendinize dikkat edin. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hem de çok ağır ödeyeceksiniz. Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Yok. Yalnız çok kral hareket yaptık ha. Bence de. Birilerinin hatlarını bildirmek için illa kafa göz dalmaya gerek yok. Değil mi Sinan? Vallahi ben de bugün o kadar keyifliyim ki paraya kıyıp bir tane gazoz içeceğim. Asya, bugünlerde para lafı ağzından düşmüyor. Farkında mısın? Yok canım, ne alaka? Bunlar bize mi gülüyor ya? Galiba evet. Neye gülüyorsunuz kardeş? Söyleyin de biz de gülelim. Gidin de bakın neye güldüğümüze. Fikri hocam, nasıl pazarlık yapıp dükkanı ucuza kapattım ama? Hayt! Kaçar mı savaştan? Dükkan sahibi dediği fiyattan düşmedi savaşçım. Sen de bir şey yapmadın ki. Ama fiyatı arttırmadı da Fikri hocam. O açıdan bakmak lazım. İyi ki gittik. İyi ki gittik. Ya Savaş hocam, aramızda kalsın ama bu Rüya hoca da bütün işleri bize kilitledi yahu. Şimdi işin yoksa git kafe malzemesi al. Yani Fikri hocam, işimiz yok ki. İşsiziz. Değil miyiz? Senin işin yok Savaşçım. Benim Tom'la işim var. Daha İskender'e gidip güç kontrolörü yapacağım. Yani çocuk kendini açık edecek. Ondan sonra da al başına belayı. Tabii tabii. O iş önemli hocam. O işi bir an önce yapmak lazım. Şimdi tam bu noktada ben ne yapacağım hocam? Siz ne yapacaksınız Savaş hocam? Rüya hocanın verdiği işler büyümüş. Büyümüş, kocaman olmuşlar. Ellerinden öperler. Size kolay gelsin. Ya ama Fikri hocam. Sürü bölündü. Kaplanın en sevdiği. Hadi Efsun. Pençele şu saf diriyi. Arkadaşlar ben bunlardan birine dalacağım ha. Neye gülüyor bunlar ya? Sinan, az önce ne konuştuk? Tamam sakin, anlayacağız. Bu ne ya? Resmen en büyük kabusum gerçek olmuş. Kundak mı o? Bundan sonra sizinle oynamıyorum. Çünkü biz korkak birer tavuğuz. Ne olur bize pençe atmayın. Çok korkuyoruz. Sizinle turnuvaya katılmak kim? Biz kim? Biz daha bebeğiz. Alp oyunlarına siz katılın. Bizi annemiz dışarıya salmaz. Pençe bizim büyüğümüzdür. Ellerinden öperiz. Ne diyor bunlar ya? Ben size göstereceğim. Abi.
ama siz beni geçen gün çok kırdınız Efsun Hanım. Belamı buldum işte. Ya yok yok demeyin öyle. Yettim. İyi misiniz? Hocam. Bismillah. Bu ne tesadüf? Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyiyim, iyiyim. Halit Bey de hayırdır yahu? Sizin burada ne işiniz var? Televizyon kumandasının pili bitmiş de pili bakmaya geldim. İyi. Kolay gelsin size. Siz? Siz ne aldınız öyle? Ben şey yahu, benim de ampul patlamış öyle yani ıvır zıvır şeyler canım. Ya demek ıvır zıvır şeyler. Yalnız ıvır zıvır dediğimiz şeyler bir dahinin elinde canavara dönüşebilir. Değil mi? Değil, çünkü ben bir dahi değilim. Fazla tevazu gösterme, gerçek sanılır demişler. Siz şu anda çok tevazu gösteriyorsunuz. Vallahi maşallah. Yapmadığınız doktora kalmamış. Sizi gitti sizi. Yalnız Haluk Bey, ben size eğitimden hiç bahsetmedim. Bunu nereden biliyorsunuz? Nereden bileceğim canım? Bizim kulüpteki çocuklar söyledi de. Fikri Hoca şöyle dahi, böyle dahi diye. Ünlü fizikçimiz şu anda hangi icat üzerinde çalışıyor acaba? Ne icadı canım? Az önce de dedim ya, evde ampul patlamış. Birkaç kablo aldım tamirat, tadilat için. Neyse. Ben sizi tutmayayım. Size iyi günler. Sen beni tutma. Ben seni senden tutup fırlatayım da sen gör. Çakma işten seni. Bu olayı okula taşımak tam pençeye göre bir hareket. Ama yüzümüze konuşacak cesaretleri de yok. Aynen! Çıksanıza karşımıza! Sevgili Mavi Ay, dün bize kendi bildiğiniz dilden notunuzu iletmiştiniz. Bugün de biz sizlere kendi bildiğimiz dilden notumuzu ileteceğiz. Hazır mısınız? Pençe korkmaz. Pençe acımaz. Pençe affetmez. Pençe kaybetmez. Pençe! Kazananlar kulübü, iyi biliriz biz her dövüşü. Karanlıktan korkmayız, kara bizim adımız. Vur, kır, haykır, duyulsun namımız. Pençe, yek, dü, se, car, pençe. Pençe, konuşuyor iyi dinle, geliyor nasihatin kralı. Acımak yok, yok. Affetmek hiç yok, yok. Aman eline vur bir tekme. Yek, dü, se, car, pençe. Yek, dü, se, can, pençe. Pençe, sana bir
şey söylüyor. Saldır yardır acıma diyor. Rakibine merhamet, bize ihanet. Kazanmanın yolu buradan geçiyor. Tek düze can önce. Tek düze can önce. Yek düze can. Umarım mesajımızı beğenmişsinizdir. Ha, eğer anlamadıysanız bir daha... Sevmez günün sonunda. Atarım oklarımı ben yine ard arda. Kardeşim söyle bana, yanlış mı yoksa? Yok, hayır yok, yanlış değilsin. Doğru yanlışı sen iyi bilirsin. Bak bu sözüm bize laf edene gelsin. Sen asla mavi ay değilsin. Duydum ki gelmiş yine de birileri. Çok iddialarmış ve de biraz acemi. Lafla yürümez blok yenir gemileri. Neydi isimleri pek çevirmekti isimleri. Gelin şu sözüme kulak verin ha dostlar. Mavi ay düşmanını zorlar. Kulağını aç pençe benden söylemesi. Duyduğum benim yani eski kara yelin sesi. Kendine serçe mi pençe mi dersin. Küçümsersin ama çok beklersin. Yay değil sen anca video çekersin. Ay çok çekersin. Kimler gelmiş mavi ay. Çok özlendim mavi ay. Biz 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Biz eğilmez bükülmez dengedeyiz. Kimler gelmiş mavi ay. Çok beklettin mavi ay. Her yeni bir gün bize yeni bir olay. Biz vazgeçmiyoruz kolay kolay. Yayını çekilik için gelin gelin. Sonra bir rüzgar eser serin serin. Gözlerini kapat kalbini aç ya hak. Düşünme derin derin. Yanlışlıkla dökülürsün tesbih gibi. Dikkat etmezsen görürsün endibi. Bu teşbih gibi. Nitekim en sevdiğim tatlı kazan dibi. Kazan dibi. Meyve veren ağaca balta vurulmaz. İyi olan iyilikten asla yorulmaz. Kaç kere dedik ama hiç anlaşılmaz. Mavi ay birbirinden hiç ayrılmaz. Kazanmak kaybetmek hepsi var sonunda. Muradımız gitmektir kemankeş yolunda. Biz el uzatırız size bize pençe. İyiliğin yolunda bu değil geçer akçe. Aslında bu kadarı çok fazla oldu. Sizi yenmek de bize farz oldu. Baksana mavi ay yine tarz oldu. Gülümseyin çekiyorum yine olan oldu. Kimler gelmiş mavi ay. Çok özlendim mavi ay. Biz 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Biz eğilmez bükülmez dengedeyiz. Kimler gelmiş mavi ay. Çok beklettin mavi ay. Her yeni bir gün bize yeni bir olay. Biz vazgeçmiyoruz kolay kolay. Toz koparan toz koparan var mı ondan uzağa? Yok var mı ondan uzağa? Gördüğünüz gibi bizden korkmuyoruz. Aynen öyle. Şimdi ne zaman başlıyoruz bu turnuvaya? Nasıl yani? Katılacak mısınız? Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, biz de sizi kırmayacağız. Hoş geldiniz. Buyurun. Hocam, bu ne? Ne ara yaptınız bunca şeyi? Rüya hocanızın heyecanı ve azmi sayesinde. Hocam, peki mekanın sahibi nerede? Sürpriz! İşte burada.
Nasıl yani? Rüya hocanız sahaf sahaf dolaşıp kitap toplayacak. Neyse ki yerine harika bir eleman bıraktı. Asya, ufak bir işim var dediğin annemden işi kapmak mıydı? Evet. Bundan sonra burası benden sorulur. Siparişlerinizi alayım. 4 tane gazoz. Sinan nerede? Eve gitti. Üstünü değiştirip gelecek. Okuldaki şovdan biraz terledi de. Ya sen onu bunu bırak da neden burada çalışıyorsun? Çünkü mekanımızda yabancı biri mi çalışsın sen de Arda'cığım? Asya doğru söylüyor. Yani burada aramızdan biri olması daha iyi. Hem biliyorsun ki burada bazı sırlarımız var. Mekanımızı ve sırlarımızı casuslara karşı var gücümle koruyacağıma söz veriyorum. Merhaba. Merhaba canım. Eleman ilanı için geldiysen geç kaldın çünkü o işi ben çoktan kaptım. Ha yok. Ben Ceren. Aynı okuldayız. Bugünkü şarkınız süperdi bu arada. Sağ olasın. Pençeden onun zorba çocuklara hadlerini bildirdiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten harikaydınız. O senin harikalığın bence. Yani sağ ol da bunu söylemek için mi geldin? Eğer kabul ederseniz ben de Mavi Ay Türk Sporları'na yazılmak istiyorum. Bunun için geldim. Ne demek efendim? Kabul etmek ne demek? Biz zaten yeni öğrencileri 4 gözle bekliyoruz yani. Değil mi? Pelin ve Bora, siz böyle geçin. Turnuvaya katılacaksınız. Size gelince, sizlerden hiçbiri bize katılmaya layık değil. Niye? Çünkü hala gerçek bir pençe olamadınız. Okçulukta zaten faciasınız. Ama yapacak bir şey yok. Kötünün iyisini seçeceğiz. Bakalım. Siz cidden bu puanları mı aldınız? Hele de sen. Çok çalıştım komutanım. Neyse. İkinizi de aldım. Yıldızlar takımı resmen. Bu zeka küpleriyle ancak satranç turnuvasına katılabiliriz. Yok, ben satranç oynayamam. Doktorum izin vermiyor. Çok düşününce vücudum tepki veriyormuş. Hiç şaşırmadım niyeyse. Ama en azından ok atabiliyorsun. Bunlar onu da yapamıyor. Bana bakın. Seçildim diye gevşemek yok. Sabaha kadar antrenman yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Hadi marş marş. Orta Doğu ve Balkanların en çiçeği burnunda pençe sendin. İki iyi atış yaptınız diye okçu olduğunuzda bunları mı beğenmiyorsunuz? Yok öyle değil. Kes! Siz de sabaha kadar çalışacaksınız. Ne kadar çalışırsak çalışalım bu tipler yüzünden kaybedebiliriz. Pençe kaybetmez beni. Sence ben turnuvanın
ilk karşılaşmasını bu ekibe güvenerek riske atmış olabilir miyim? Biz burada dengeyi öğretiriz Ceren'cim. Peki denge nedir? Bilmem, nedir? Denge bir ölçüdür Ceren. Bütün kainat bir denge içerisindedir. Ya evren bir denge içerisindedir. İnsan da şeydir. Nedir? Küçük evrendir. İnsan da küçük evrendir. Ve o da bir denge içerisindedir. Sanırım anladım. Nasıl anladın ya? Ben iki haftadır anlamıyorum. Bak, aslında denge şöyle... Arda'cığım. Yeterli bence, anladı. Ama... Arda, yeterli. Yani seninle bir ders yapmak çok isterdik. Ama ilk karşılaşma için atış çalışmamız lazım. Bu seferlik affet. Tabii, anlıyorum. Ben de sizinle çalışsam olur mu? Okçuluk anısında bayağı iyiyimdir. Bu okula yeni geldim. Ama eski okulumda hem okçuluk kulübünün hem de Uzak Doğu Dövüş Sporları Kulübünün başkanıydım. Yok artık! Kız yıkılıyor ya. Yani şey, bunu kendimle övünmek için söylemiyorum. Yedek bir okçuya ihtiyacınız olursa. Yalnız biz geleneksel okçulukla ilgileniyoruz. Söyleyeyim de. Müsaade eder misiniz? Bakın ben size söyleyeyim. Bu kız olmuş. Artık Mavi'ye yedek okçusun sensin. Arda ne yapıyorsun? Evet ya. Tek başına mı karar vereceksin buna? Ama kız çok iyi. Değil mi? Tamam. Gerçek mi bu? Ben çok çok teşekkür ederim. Sizin gibi bir grubun parçası olmak için o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Kusura bakmayın. Çok mutlu olunca böyle oluyor.